Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ila Allah. İnna Allaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ve bir senedin muttasil ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal ütkhildül cenne fevecettü ekser ehliha zürriyetel mu'minin vel fukara ve vecettü akalle ehliha nisa vel agniya. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zam aleyhimü salavat ve teslimatın ehli beyt, ehli hasab, etbaları rıdvanullah aleyhi mecmainin bir cümle ahirete irtihal eden mü'min mü'minatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi'nin üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz üstazlarımızın, meşayih efendilerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şimdi bir evvelki hadis bir başka konuda, bu başka konuda hukukla ilgili, şimdi adaletle ilgili. Bu Gümüşhaneli Hazretleri hadislerin ilk harflerine göre, ilk hecelerine göre hadisleri sıralamış. Bıktırmıyor adamı. Aynı konuda 5-6 hadis değil. Bir hadis ondan, bir hadis bundan. Tamamen müminlerin pratik hayattaki ihtiyaçlarını hedeflemiş. Resul-i Ekrem buyuruyor ki idra'ul hudude mestatat anil müslimine mestatatun. Müminlerin cezalarını şüphe bulup kaldırın. Şüpheyle kaldırın. Adaletle ilgili bu. Hudut, hat, sınır demek. Hudut, mesela şurası helal saha, şurada dur diyor Allah. Haram sınırı, hudut. Evlenmek meşru, helal, zina haram, hududu nikah. Nikahsız haram, nikah sınırını aşarsan haram. Böyle sınır demek, hudut. Aynı zamanda bir çizgide adamın durdurulmasına hadd, hudut derler, haddat derler. Böyle sınırda duran, durduran anlamına, hem suç anlamına kullanılır, hem de ceza anlamına kullanılır. İslam hukukunda suçlar bir kamu suçları vardır. İşte hudut derler onlara. Bir de şahsi şikayete bağlı suçlar vardır. Aynı bugün hukukta da öyle. İslam dini akıl dini, hiç farkı yok. Kamu suçlarında hani şimdiki savcılar harekete geçiyor ya, ben şikayetçi değilim desen de savcı yürütüyor işi. Aynen İslam'da da böyledir. Ben şikayetçi demiyorum, şikayetçi değilim demek dinlenmez. Kamu suçlarında, Allah hakkı olan suçlarda, kamu suçlarında böyledir. Evet, hudut genellikle işte böyle. Zaten bu kamu suçu 6 kadar bir şey. Kamu suçları az. Daha çok şikayete bağlı suçlar var. Ona da hudut deniyor. Böyle kamu suçlarını, kamu suçlarını ki cezaları çok ağırdır İslam'da. Evet. Zina suçu kamu suçudur. Kadınla erkek anlaşsalar, gönüllü olsa bile büyük haramdır, büyük günahtır. Yanına bile varman diyor Allah. Vela takrabu zina. İşlemek ne demek? Yaklaşmayın diyor. İnnehu kâne fâhişe. Dünyadaki düzenin dibine kibri suyu dökmek, bomba koymaktır zina eylemleri. Kavgalar, dövüşler, öldürmeler hep bundan ileri gelir.
Bir toplum yıkılmasının temelinde bu vardır. Meşru evlilik yoksa, bir aile hayatı yoksa bir toplumda, yok olur gider. Yok olur gider, ayakta duramaz. Onun için bütün devletler meşru evlenmeyi teşvik ederler, çeşitli nedenlerle. Evet, İslam'da da aynen böyledir. Böyle suçların cezaları İslam'da çok ağır. Zina suçunun cezası İslam'da ölümdür evliysen. Hem de sıradan bir ölüm değil. Evet, rejim yoluyla ölümdür. Ağır suçtur. Ama İslam'da hedef insanları yok etme değil, cezalandırma değil, toplum düzenini sağlamak. Cezayı çok büyük, ağır koyuyor, fakat ispatını da ağırlaştırıyor ki bu ceza her zaman uygulanmasın. Millet korksun, felaket bir ceza diye korksun, o suçu işlemesin. Dert bu, hedef bu, amaç bu. Onun için ispatını çok ağır şartlara tabi tutmuş. Zina suçunu ispat için 4 tane Müslüman, adil erkek karı kocayı o vaziyette görecekler. Odasından çıktılar, her gün odasına giriyor çıkıyor. Bu cezayı vermeye yetmiyor. Suçtur ayrı, hakim onu cezalandırır yine de. Yabancı kadınla yabancı erkeğin aynı odada kalması İslam'a göre suçtur. Bir kere herkes der ki, ne yapıyor bu kadın ya derler. Toplumda çalkantı olur. Bazı şeylerin şuyuğu vukuundan beterdir. Yayılmasın böyle şeyler diye. Bugün hukukta da böyledir. Böyle sıkı şartlara tabi tutmuş. 4 tane erkek, adil. Yani sen bayramdan bayrama, cumadan cumaya namaza geliyorsun. İslam hukuku uygulansa, bu adam zina cezası verecek dediler mi, senin sözün hakim itibar etmez. Beynamaz herif der, git şuradan. Ben işte namazımı kılıyorum ama ara sıra milleti aldatıyorum, yalan söylüyorum. 3 kuruşluk şeyi 5'e satmak için ayıplı malı kaliteli diye satıyorum. Hakim dinlemez. Adil olacak, fasık olmayacak, sağlam, karakterli, kişilikli olacak. Yani böyle adam nerede bulalım? İslam toplumunda çok olur. İslam toplumu olmadığı zaman tabii bu soruyu bana sorarsın. Böyle adamların şahitliği geçerli. Hem de her konuda anlaşacaklar. Çünkü ceza ağır. Ceza ağır. Evet. Daha evvel de söyledim. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında vali, Basra valisi, yardımcısı vefat etmiş. Yardımcısının hanımına, çocuklarına yardım edeyim diye evine gitmiş. Olay bu. Bir bakmış ki hanımı dayanılacak gibi değil, çok güzel bir hanım, insandır, şeytan da boş durmuyor. Gidip gelirken iş değişmiş, işi zinaya kadar götürmüşler. Memurlardan birisi görmüş, tek kişi söylese iftira cezası var. 4 tane erkek görmesi lazım. Arkadaşlar demiş ki böyle böyle bir şey var arkadaşlar. Gitmişler, hakikaten 4 tane adam görmüşler ve şikayet etmişler. Hazreti Ömer valiyi hemen adam göndermiş, kelepçeyi vurdurmuş, hayvanın arkasına iple bağlamış, ibret olsun diye Medine'ye getirmiş, Basra'dan Medine'ye o vaziyette. Bütün memlekete duyuluyor bu tabii. Ömer valiyi böyle bir şeyden dolayı şöyle yapmış diye. Bir daha böyle şey yapabilir mi? Şimdi gelmiş kadı Ömer, anlatın bakalım. 3 tanesi anlatmış, aynı tutmuş ifadeler. Şöyle gördük, ön taraftan gördük, şöyle yaptılar filan. 4. sen de anlat. Anlatmış ama ben demiş önden değil arkadan gördüm deyince gereği düşünüldü. Valinin beratına, şu heriflere de iftira cezasına. Vali demiş, bak İslam'da böyle, çok ağır ceza, ölüm cezası var, rejim yoluyla ölüm. O bir tane adamın ifadesindeki uyuşmazlıktan beraat ettirmiş. 4 tane erkek şahidin şeysi, ifadeleri tam olacak ki o ağır cezayı oradan tutturmuş. İdra-ül hududu da misal veriyorum.
Şüphe bulun, şüphe var diyor. Şüphe bulun, cezayı kaldırın. Beraat ettirmiş. Vali demiş ki beni valiyle iade et efendim. Şimdi usulca git şuradan sen demiş. Bir daha gözüme görünme. Dinimizin, Allah'ın koyduğu kurallarının şeyinden faydalandın. Paçayı kurtardın ama demiş bir daha karşıma çıkma. Evet, İslam'da cezalar ağır olduğu için, cezalandırma hedef olmadığı için, korkutma, önleme amacıyla böyle davranılıyor. Peygamber de onu söylüyor. %100'e varmadıkça ey hakim, kimseye ceza verme. Evet, şüphe varsa kanaatim %60 oranında bu suçu sen işlemişsin. Olmaz İslam'a göre. %100'e ulaşacaksın. %100'e kanaatte de olmaz. Resmen belge olacak, tanık beyanı olacak. Elinde kesin delil olacak ki cezalandırabilirsin. İşte böyle İslam'ın cezada prensibi budur. İdra'ul hudude, cezaları kaldırınız. Anil müslimine, Müslümanlardan mastata'tum. Evet, İslam hükümlerini kabul eden, Müslüman kaydı geçti burada. İslam ülkesinde gayrimüslimler de yaşıyor. Bunlara zimmi denir. Onların kanı, canı, malı, namusu da bizim İslam ülkesinin garantisi altındadır. Onlara da İslam hukuku kuralları uygulanır. Evet, bu ahkama tabi olanlardan şüphe varsa onlara da uygulamayın. Kaldırın elinizden geldiği kadar. Böyle kesinliğe ulaşmadı. Fahallu fe in vecettum lil muslimi mahracan. Böyle bir şüphe nokta buldun. Fahallu sebilahu. O ağır cezayı uygulama. Öldürme adamı. Kısasen öldürülüyor İslam'da. Öldüren öldürülür. Bir şüphe var. Ben ölüm cezası veremezsin. Başka ceza verirsin. Ölüm cezasının altında bir ceza hakimin takdirine göre. Ama ölüm cezası yok. Rejim cezası yok. El kesme cezası da böyle çok Kur'an-ı Kerim'de var bu tabii. Katiyet. Böyle katı zar usullerle ispatı mümkün ancak. Böyle olduğu zaman cezayı uygulayacaksın. Yoksa buldun mu? Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında maiz diye bu misalleri verince, mesela Basra valisi sahabi Bedir'e katılmış. İsmini söylemiyorum. Ya sahabiler de böyle miymiş demeyin. Ondan mübarek insanlardır. Niye böyle yapmış? Canlı laboratuvar onlar. Bu olay olacak. Böyle olaylarda uygulanacak hükmü öğreneceğiz. Onlar canlı laboratuvardır. Hani şimdiki tıp doktorları kobaylarla deniyorlar ilaçları. Sahabe-i kiram da böyle deneme tahtasıdır. Yani onlar hakkında zannınızı kötü yapmayın. Bunlar bize hükümlerin bize hazır hale gelmesi için deneme tahtasıdır. Bu olaylardan bu hükümler çıkmış. O maiz de bakın ne mübarek adam. Yanılmış. İnsandır. İnsanda nefis de var, akıl da var. Ruh tarafı da var. Her insan böyle. Melek değiliz biz. Hoca, hacı, kim olsa olsun. Hep böyleyiz. Peygamberimizin dualarını bizi nefsimin kötülüğünden sana sığınırım ya Rabbi diyor. Halbuki peygamber korunmuştur, masumdur. Bizler masum değiliz. Hoca, hacı, kim olsa olsun masum değiliz. Peygamberler ancak masumdur. Hep Allah'a sığınacağız. Nefsimizin şerrinden güvenmeyeceğiz ona. Efendim ben şuyum, yo. Hiç güvenmeyeceksin. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi maiz böyle bir şey yapmış. Şeytan dürtüyor ama olayın hükmü anlaşılacak. Zina yapmış. Komşusu görmüş onu. Gitmiş. Evinin içinde yapıyor. Aşikare değil. Aşikare olan da af yok İslam'da. Gizli. Sen diyorsun ya kabahat da gizli. İbadet de gizli. İslam'da bu. Esas bu. Kapı düzeni önemli olan. Evin içinde görmüş ama adam. Gitmiş onu. 4 şahit de bulamıyor. Demiş bak ahirette ebedi yanacağın ha. Git peygambere itiraf et. Adamcağızı böyle. O da zaten çok pişman olmuş.
Pişman olunca da hedefe ulaşılmış. İnsandır, insan beşerdir, durmaz şaşardır. Üçer beşer hata işlerdir. Öyle değil miyiz biz? Hatasız adam var mı? Pişman oldu mu hedefe ulaşıldı. Onu göndermemesi lazım peygambere. Göndermiş adam. İnsanlar böyledir bazen. Göndermiş. O da zaten içi yanıyor. Neden yaptım ben bunu diye. Peygamber varmış. Ben demiş zina yaptım ya Resulallah. Git canım demiş, sen zina edecek adam mısın ya? O anda aklında bir şeylik vardır. Git deyince gitmiş. Evde gene duramamış. Demiş ya Resulallah, benim aklımda bozukluk falan yok demiş. Ben bu işi yaptım. Hadi canım sen de demiş yani. O dedin zina dedin şeyi yapmamışsındır sen. Şöyle şuranı buranı sürtmüşsündür falan. Hadi git falan. Böyle 4 defa, 3 defa göndermiş adamı. Çünkü pişman olmuş adam. Bakın gitse takip edilmiyor. Kurtulacak. Ölüm var işin ucunda. Evli adam. Pişman olmuş. Hedefe ulaşılmış. Ama adam da o kadar bir tevbekar ki, hayır ya Resulallah diyor, ben cezam burada çekeceğim, ahirete kalmasın. Neyse cezam verin bana. Yine gelince götürün şunu demiş, gereğini yapın. Evet, peygamberimizin hırsızlık yapana da böyle. Yok canım sen zannetmem ki yapmışındır. Çünkü katliyet var işin ucunda, bir daha yerine gelmiyor ki. Şimdi buradan şunu çıkaracağız efendim. Hakime ulaşıncaya kadar adamların cezalandırılması için uğraşmayacaksın. Çünkü hata etmeyen bir Allah. Hepimizin hatası olabilir. Aşikare kamu düzenini doğrudan ihlal etmeyecek bir suçsa örteceksin. Hemen yaygara yapmayacaksın. Sen ne diyorsun? Bir gözünü de sen kör et. Deşmeyeceksin. Kamu düzenini ihlal etmiyorsa, bozmamışsa açıktan açığa, böyle yaygara yapmayacaksın. Ama hakimin önünde varınca da, herkes duyunca da, ha suç işleyen kurtuluyormuş dedirtmemek için artık af yok, şefaat yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hakime intikal eden suçlarda araya gelenlere Allah lanet etsin diyor. Çünkü ya adamını buldun mu işi hallediyorlar diye herkes suç işlemeye gider. Herkes suç işlemeye gider. Onun için hakime aşikar ortaya çıktı mı af yok. Mesela Mekke'nin fethinde, o hengamede ordu girmiş, fethetmiş. Mekke'yi, Mekkelileri elinden şeyi almışlar, idareyi. O hengamede bir tane kadın, altına kadınların zaafı var, oranın valisi gibi idarecisinin hanımı, millet altına falan bakmamış korkusundan, altınları görünce dayanamamış, altınları almış, görürken de İslam askerleri suçüstü yapmışlar, zabıt tutmuşlar, götürmüşler, İslam'da hırsızlık yoktur diye. Ondan sonra oranın ahalisi demişler ki, Müslüman olmuşlar. Demişler ki bu bizim işte mali gibi bir idarecimizin hanımı. Bunun eli kesilir mi canım? Bunun eli kesilir mi canım? Demiş sahabi, biz peygambere söyleyemeyiz. Çok sıkıştırınca peygamberin çok sevdiği Üsame var. Üsame. Demişler ki Üsame, peygamber seni çok sever. Ya söyle ya, herkes bu kadının elinin kesilmesini istemiyor. Katiyet olmasını istiyor. Ahali bunu istiyor yahu. Söyle bunu peygambere. O da ya ben gitmeyeceğim deseydi, zorlayınca gitmiş. Peygamberin şu damarı kabarmış, alnında damarı. Kızdığı zaman damar, nadiren kızıyor. Kızdığı zaman burada damarı kabarmış, kızarmış. Demiş böyle bir Allah'ın suçunu işleyen bir adama şefaatçi geldin ha Hüsame. Vallahi kızım Fatıma hırsızlık etseydi, bana intikal etseydi, tereddütsüz cezalandırırdım diyor. Çık şuradan diyor. Adalet böyle yerine getirildiği zaman, evet bir kimsenin canı yanar ama yüz binler artık kurtulur. Adalet kesin uygulanmalıdır. Adaleti şu veya bu sebeple uygulamadın mı toplum düzeni diye bir şey kalmaz. Yani burada peygamberimiz cezalandırmak hedef değil.
%100'e varmadıkça ceza vermeyin ey hakimler. O suçtan, ağır suçtan beraat ettirin, başka şekilde cezalandırın, ağır suçları vermeyin diyor. Modern hukukta da, artık modern demek bilmiyorum, seküler hukukta da in dubio pro reo, sanık şüpheden yararlanır kuralı vardır. Bunu 19. asırda Beccaria gibi, meşhur Beccaria gibi, cezacı Beccaria gibi adamlar bulabilmiş. Eskiden bunlar batıda hiç hikayeymiş. Hiç böyle insanı koruyan, sanığı koruyan kurallar hiç yok batıda. Ancak böyle filozofların işte Beccaria gibi eserler yazmış. Delitti edelle pena, suçlar ve cezalar diye orada söylüyor. Batı'da ancak 19. asırda, ama İslam 1400 sene evvel bu kuralı koymuş. %100'e varmadınız mı ağır cezaları vermeyin. Sanık şüpheden yaralanır kuralını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle irat buyurmuş. Evet. Fe innel imame, neden böyle yapın? Fe innel imame le en yuhti'a fil afvi hayrun min en yuhti'a fil ukube. Devlet reisinin, hakimin cezada yanılmasındansa afta yanılması iyidir. Yani affedilmeyecek adam affetsin, yanılsın diyen yok. Adam öldürülmüyor, eli kesilmiyor, kolu kesilmiyor. Ama yanlış bir ceza verdin de adamı yok yere öldürdün mü, bir daha diriltemeyiz. Bir daha diriltemeyiz. Onun için afta yanılmak daha iyidir diyor. Kesinliğe ulaşın cezaları vermek için. Öyle söylüyor. Adaleti mutlaka uygulayın. Adaletin kaldırılmasına da yol açmayın diyor Peygamberimiz hadisin altında. Adaletin de kalkmasına, uygulanmasına, uygulanmamasına götürmesin bu şeyler. Adaletin bir kuralının uygulanması 30 gün bereketli yağmur yağmasından daha hayırlıdır diyor. Şimdi hayır, yağmur ne? Çölde yağmurun kıymetini anlasana. Sen şimdi İstanbul'dasın, her gün şakır şakır bereketli yağmur yağıyor. Yağmıyor canım, bazen de yağmadı. Ta Yalova'dan tankerle su getirdiler. Evet, yağmur, su ne kadar aziz şey, ne kadar güzel bir şey. 30 gün bereketli yağmur yağmasından bir adalet kuralının uygulanması daha hayırlıdır diyor. Çünkü adalet mülkün temelidir. Adaletsiz toplumlar ayakta duramaz, devletler ayakta duramaz. Yalnız adaleti uygulayın da rastgele de olmasın bu iş. Ağır cezaları kesinliğe ulaşmadan uygulamayın. Sadedinde idraul hudude. Bu hadisle ilgili şeyler devam edecek. Birkaç tane hadis var bu konuda. Bu hadisi Ahmed ibn Hanbel, Tirmizi, Ayşe anamızdan Hakim Müstetekin'de sahih olarak nakletmiş. İdra'ul hudude bir şübhati. Evet, şüphe buldunuz mu cezaları kaldırın. Ve akilul kirame. Evet, kerim insanların suçmelerini, ufak tefek yanlış hareketlerini de affedin, üstüne gitmeyin diyor. Şimdi çok değerli bir insan, büyük hizmetler vermiş topluma, ama insan olduğu için sürçmüş. Olabilir ya, böyle bir durumda hemen adamı öldürmeyin, yok etmeyin, onun hizmetlerine engel olmayın. Bazı şeyleri idare edin, ufak tefek yalnız. Öyle diyor. Akilul kirama, evet, usaratihim, onların ufak tefek sürçmelerini üstüne gitmeyin diyor. Tam güzel bir prensip. Çok değerli, kabiliyetli, yetenekli bir adam, büyük hizmetler yapmış ama bir yerde bir yanlışlık yapmış. Yanlışlığı da öyle çok büyük şey değil ama yani bu adam bunu yapmamalıydı diyorsunuz, üstüne gitmeyin diyor, hizmetine engel olmayın. İlla fi haddin min hududillahi, ama
kamu düzenini ilgilendiren bir suç işledi mi, kim olursa olsun, kesinleşmişse, hakimi intikal etmişse olmaz diyor. O zaman af yok diyor. Hakime intikal etmişse diyorum. Artık herkes duymuş. Duymadan evvel toplum düzeninin çalkalanmıyor, toplum çalkalanmıyor, toplum düzenini daha bozmamış. Ha o zaman örtmeye bakın. Ama hakime intikal etti mi, kim olursa olsun uygulayın diyor. Hadiste öyle. Evet, bunu da Abdullah bin Abbas'tan nakletmişler. Gene aynı mealde idrul hududa, hadleri kaldırınız. Hadleri kaldırınız. Ve la yenbagi lil imami en yuattil el hududa, devlet reisinin, hakimlerin cezaları muattal yapması gerekmez. Yani şüphe bulun, sanıkları beraat ettirin dedim ama bu da adaletin uygulanmasına engel olmasın. İşi gevşetmeyin. Adaletten herkes böyle emin olsun. Suç işleyenin suçu yanında kalır demesinler. Hassas bir dengeyi sağlayın diyor Peygamberimiz. Ceza uygulamayın diye söylemiyorum. Bizim hedefimiz cezalandırmak değil, toplum düzenini sağlamak, insanların insanlığını hatırlamaları, yanlışlıklarını hatırlamaları, bunu sağlamak için böyle her sanığı yok etmeyin, şüpheliyse uygulamayın ama adaleti de her halükarda uygulayın diyor. Darakutni Hazreti Ali'den bu hadis-i şerifi nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şimdi bir suç veya suçlu hakime intikal etmiş, herkes duymuş. O zaman اِذَا بَلَغَ الْاِمَامَ فَلَعَنَ اللّٰهُ الشَّافِيَ وَالْمُشَفَّعَ, böyle adalete intikal etmiş şeyi hakimin cezalandırmaması için, hakimi etkilemek, şeyi saptırmak için şefaatçi ve şefaat edilene Allah lanet etsin diyor. Hadis-i şerif budur. Evet. O zaman adalet uygulanacak. Ama o safhaya gelmeden örtmeye çalışın kusurlarınızı. Şimdi gene men vulliye min emril muslimine şey'en fe amara aleyhim ahadan muhabeten fe aleyhi lanetullahi. Resul-i Ekrem Efendimiz ne güzel söylüyor. Şimdi hakime, idareciye söylüyor. Müslümanların başına geçmişin, idareci olmuşsun, yetkili makamdasın, hakimsin. Karşına bir olay geldi, intikal etti. Ama onu seviyorsun, akraban, dostun diye adalet uygulamamazlık etme. Eğer yaparsan yerin göğün laneti tepene yağar diyor, yağsın diyor Peygamber. Adalet karşısında, kanun karşısında akraba, sevgili, dost yoktur. Herkes eşittir. Herkes eşittir. Bu bizim söylediklerimiz ispatın, hani şüpheyle beraat ettir, İspat kesinleşinceye kadar böyle, yani adaleti uygulama demek değil. Yüzde yüze vardığın zaman gereğini yap. Dönme. Bir de şüphe falan yok. Ama sevdiğin adam, sevdiğin adamın adamı veya işte akraban veya onun şu veya bununa uğramışın, sakın ha diyor adaleti uygulamaktan geri durma. Yoksa yerin göğün laneti tepene yağar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu hadisinde Darakutni nakletmiş ve bu adalet işi zor bir iş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisinden bile kısas yapmış. O kadar ileri gitmiş. Böyle adalet konusunda taviz vermemek açısından Hazreti Ömer'e mesela tavaf ederken, Hazreti Ömer'in halifelik döneminde tavaf ederken bir valinin oğlu orada dönen zenci kölelerden birisinin ayağını çiğnemiş.
şey köle onun ayağını çiğnemiş, affedersiniz. Valinin çocuğunun ayağını çiğnemiş, kalabalıkta dönüyorlar ya. Yani kastı yok, kalabalıktan dolayı ayağını çiğnemiş. O da onu, vali çocuğum ben, benim ayağım çiğnerler mi diye basmış, dövmüş. Evet, o özür dilesi de, dilese de ben görmedim, kastı yapmadım, bilmiyorum dese de fena dövmüş köleyi. Tavaf eden köleyi yakalamış, dövmüş herkesin göz önünde. Hazreti Ömer'e haber vermişler. Hemen o da o haçta. Hemen demiş, çabuk çağırın onu buraya. Şahitleri de çağırın. Şimdi İslam'da kısas karşılıklı. Şu çocuğu döv oğlum demiş bakayım. Herkesin huzurunda. Hemen babası, diğer valiler atılmış. Yahu demiş, bu vali çocuğu. O bir köle. Benim için köleyle valinin farkı yok demiş. Adalet herkese eşittir. Ben Resulullah'ın kendinden kısas yaptığını gördüm. Uyguladı, kendine kısas uyguladı. Onun için orada köleyi dövdürtmüş, ibret olsun diye. Böyle insanlar kanun nazarında eşittir. Hazreti Ömer böyle. İslam'da da böyledir. Bugünkü hukukta da böyledir. Kanunlar karşısında herkes eşittir, eşit olmalıdır. Böyle davranmazsan 7 gün laneti tepine yağsın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hani onu yakalayamazsın çünkü işin başında o var. Ama öbür tarafı var diyor, Allah'ın rahmetinden mahrum kalırsın, kendine hitap ediyor. Tabi o zaman şey yok. Şimdi bu aşağıdaki mahkemeler yukarıdaki mahkemeler tarafından sulh ceza bir karar veriyor, ağır cezaya itiraz ediyorsun. Ağır cezanın verdiği kararı temize gidiyorsun. Hani böyle şikayet mikayet yok. İslam'da hakim bağımsızdır. Şimdi de bağımsız, bir şey demiyoruz biz. Böyle hakim karar verdiği zaman bağımsızsın, tamam da diyor. Kurallar böyle. Ama yetki benim diye böyle bir sevgiden, muhabbetten, dostluktan dolayı eğer cezayı uygulamazsan, adaleti saptırırsan, yerin göğün Allah'ın laneti tepene yağsın diyor. Böyle de ağır böyle onu korkutmuş.